Bunu söylemekte hiçbir çekince duymuyorum. Kifayetsiz muhterisler hakemlik yapıyor. Halil Umut Meler'i arar olduk yani, bir an önce dönsün. Herkesin çıkıp şunu söylemesi lazım. Abicim birisi sahaya atlamıştır, bu kabul edilemez bir şeydir. Bu adam ömür boyu sahaya giremeyecektir, bitti. Siz öyle yapmıştınız, biz böyle yapmıştık, o öyle yapmış dediğin anda cemaatleşiyor herkes. 7 yaşındaki çocuğa Pasolik'e niye aldırdın? 7 yaşında çocuk Pasolik alıyor. Şu anda ligin herhalde en iyi ikilisi Moleka Weghorst. Jesus istiyorsa, benim istediğim oyuncu bu diyorsa, benim için söyleyecek bir şey yok. Kurtlar Vadisi Riva. Evet abi. Öyle bir hafta geçirdik. İçinde olduğum bir durum. Nasıl yani? Ya ev sahibi olarak. Ev sahibi alan olarak. Evet. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Başka türlü çünkü olmuyor. Çok enteresan bir hafta geçirdik. Ben şöyle düşündüm Süper Lig için. Yeni gelmedik, geri geldik. Vay. Eski günlerdeki gibi oldu. Yine çok olaylar, hakem tartışmaları. Ne yazık ki tabii ki. Yani tabii bütün bu hani kavga, gürültü vesaire onlar bir kenara, hani sahaya adam girdi filandan ziyade bir silah var işin içinde. Ve çok ciddi bir görüntü. Yani Hamit Altıntop'un... Çok geçmiş olsun. Korkunç bir şey. Kapandı gitti. Ne olduğu belli değil mi şu anda? İki tane sarhoş ateş etmiş falan. 120 metreden tabancayla, sonra bir av tüfeği falan çıktı. 5 tane kurşun aynı yere, neresi olduğu biliniyor falan. Mutlaka bunun arkasından bir şey çıkar. Herhalde araştırıyordur emniyet, savcılık falan. Öyle yani 2 tane sarhoş ateş etmiş işi değil o. Ve hani dediğim gibi ev sahibi olduğum için az çok biliyorum Riva'yı. Ben de biliyorum. Çok çok zor. Ben bir de hani bu tabancayla ateş etmek falan, onları nedir? Onları da 3 aşağı 5 yukarı biraz öğrendim son dönemde. Orada ciddi bir saldırı var. O geçiştirildiği gibi değil. Herhalde bir araştırma yapılıyor falan. Onun için hani daha detayını öğreniriz ileride diye düşünüyorum. Evet. Emniyet ve savcılık bunun peşindedir. Ama öyle anlattıkları gibi bir şey değil o. Öyle olmaz o. Yani zaten bence dediğim gibi o Ahmet Altıntop'un fotoğrafına bakıldığında... 5 tane kurşun, o neresi olduğu belli. Yönetim kurulu binası, odası, başkanlık ofisi. Orayı denk getiremezsin. Herkes yapamaz onu. Derler diyelim ki... devam edelim. Maçlara geçelim. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Umuyorum nedir ne değildir iyice ortaya çıkar. Ama tabii üst üste bir de adaya, Galatasaray adasına yapılan saldırı var. Orada Dursun Özbek medyayı suçlamış. Hedef gösteriyorlar. Acayip acayip. Bu nedir? Onu da Dursun Başkan bir açıklarsa, hangi medya nedir? Onları da bir açıklarsa, yani ben üstüme almıyorum medya olarak. Daha detaylı anlatması lazım. Oraya da geçmiş olsun. Bir de tabii sahaya atlama var. Tabii oraya zaten geleceğiz. Onu ayrıca konuşuruz. Galatasaray'la başlayalım. Başlayalım. Geçmiş olsun hakikaten. Hakikaten geçmiş olsun. Yani Kurtlar Vadisi Riva. Onu umuyorum temizlenir o iş. Ya temizlenmesi gerekiyor çünkü çok fazla sonrasında soru işareti bırakılıyor, evet, maalesef. Galatasaray Gaziantep Fenerbahçe zamanında düzenlenen o saldırı, Ali Koç'un saldırı. Yani onlar hala ortaya çıkmadı. Ne oldu belli değil yani. Bunlar kalıyor bizim memlekette nasıl oluyorsa. Yani farklı şeyler yapınca farklı sonuçlar oluyor. Bu tarz şeyler ne yazık ki kalabiliyor dediğim gibi. Galatasaray Antep'e geçiyorum. Geçelim. 10 kişi kaldı Galatasaray. Biraz gündem buydu. Hatalı bir karar olduğu konusunda. Yani 2 sarı kartı toplasan bir sarı kart etmez. Evet. O çok net. Yani birincisi asla sarı kart değil. İkincisi de değil. İkisi de sarı kart değil. Yani bunun global anlamda futbol bir karşılığı yok. Bu neden böyle oluyor? Bunu hep söylüyorum. Bizde hakemlik yapılabilir bir iş değil. Dolayısıyla yapması gerekenler yapmıyor. Yapmaması gerekenler yapıyor. Sen Dünya Kupası'nda, işte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplam 6 maç, 6 turnuva yönetmek üzereyken Cüneyt Çakır'ı dışarıda bırakıyorsun. Fırat Aydın, iyi Fırat Aydın. Bu arada beğeniyorum televizyonculuğunu. Seyretmemiştim. Son 2 haftadır seyrediyorum. Son derece başarılı. Güzel bilgiler. Zaten belliydi. Onun böyle bir tiyatral havaları vardır ya zaten. Yani biliyor. Vücudunu kullanmayı biliyor. Çok da iyi bir hakemdi. Çok çok daha iyi olabilirdi. Kendi hatası. Kusura bakmasın. Dünyanın en iyi hakemi olabilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Bunları dışarıda bırakıp bir takım kifayet, çok net yani bunu söylemekte hiçbir çekince duymuyorum. Kifayetsiz muhterisler hakemlik yapıyor. Büyük bir çoğunluğu. Hepsi değil. Halil Umut Meler'i arar olduk yani. Bir an önce dönsün. Hakikaten yapılabilir bir iş değil ama. Yapılabilir bir iş değil. Şimdi sen hakem olmaya karar versen baban muhtemelen der ki oğlum dalga geçip saçmalama. Anlatabildim mi? Evet. Bir hedef meslek değil hakemlik. Bir de üstüne maaşları ödenmiyormuş. Gene Fırat Aydın sonu söyledi. Ben de check ettim. Evet. Bir de maaşları ödenmediği gibi üstüne mesela dün akşam maç sırasında açıklandı bu haftanın programı. Evet. Bilinmiyordu. Neresi olduğu bilinmiyordu. Şimdi hakemler açıklanacak. Hakemler açıklandıktan sonra hakemler görev bölgelerine gitmek için uçağa binmek isteyecekler. Tabii ki doğal olarak. Sezon başından beri hakemler uçak bulamıyor. Çok uzak yerlere arabayla. Çok uzak yerlere arabayla gidiyorlar. Ya da işte Sivas'a mı gidecek? Trabzon'a, Samsun'a gidiyor. Samsun'dan arabaya biniyor. Oraya geçiyor. Bilmem ne yapıyor. Çünkü federasyonda bir kişi varmış bu işlerle ilgilenen. Ve birçok lig var. Hepsiyle yetişemiyor. Hakemler bunu yapmaya çalışıyor. Bir taraftan maaş alamıyorlar, bir taraftan bunlarla uğraşıyorlar. Bu böyle yapılacak bir iş değil. Yani bütün neden biz hakemler profesyonel olsun dedik senelerce? Sadece maçla ilgilensinler. Başka hiçbir şeyle ilgilenmesinler. Kendi özel işte işlerinde ne oluyor, ne bitiyor, işleri iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor falan onlarla uğraşmasınlar. Sadece maçla uğraşsınlar. Profesyonel olmanın amacı budur. Yani bir mesleği profesyonel bunun için yaparsın. Yani gelir ya mesela atıyorum işte İzlanda takımı. Sallıyorum işte Faroe Adaları. Evet. Bir kasap var. Ha, işte bir kasap, iki itfaiyeci falan. Şimdi öyle olmasın yani adamın işi bu olsun. Ki ona kanalize olsun. Başka hiçbir şey düşünmesin diye. Onu geçtim. Adam uçakla araba kiralamayla uğraşıyor. Dolayısıyla hakemlik varsa orası bütün dünyada bir krizde. İngiltere'de bu haftaki tartışmalar. Evet. Bayağı hani bizdeki tarz bir tartışma dönmeye başladı. David bayağı sert açıklamalar yaptı. Tabii tabii. Ya, corruption falan yazılıyor değil mi her yerde? İşte Newcastle çok şikayetçi. Herkes çok şikayetçi. Hakemlerden. Arsenal şikayetçi. Değil mi? Herkes şikayetçi. Bir de üzerine bunu eklediğin zaman yani orada daha doğru düzgün bakılan bir şey. Bize zaten saçma sapan kaos. Bir de üzerine VAR eklendiği zaman iyice birbirine girdi her şey. Bizim Fuat Aktan haklıymış. VAR gelince çok daha kötü olacak diyordu. Ben de saçmalama abi niye öyle söylüyorsun diyordum. Haklı. Hakkını teslim etmek lazım. Yapılabilir bir şey değil. Yani bu maçın hakemi de özelde hakikaten çok yetenekli bir hakem olduğunu söyleyemem. Yetenekli olmadığı gibi ilişkiler de çok zayıf. Okan Hoca mesela iletişimden şikayet etti. Çok zayıf iletişimi yani. Mesela Boye'ye penaltı mı diyeyim ikinci yarıda bir pozisyon var. Orada mesela Boye'ye sarı kart göstermek istiyor muhtemelen. Eli düdüğe gidiyor. Herkes penaltı diye yorumladı onu ama penaltı verecekti vazgeçti. Bence sarı kart vermeye kendini attın diye sarı kart vermeye gidiyor. Şimdi kendini attın diye sarı kart verme çok açık bir şeydir. Yani grisi olmaz onun. Bir de yani kendi... Simsiyahtır, bembeyazdır. O yüzden arada kalınmaz. Oralarda arada kalıyorsan bu sen şimdi ben bunu verirsem ne olur? Bunu düşünmeye başladın demektir. Bu da hakemlik açısından korkunç bir durum. Kendini attı diye sarı kart vermemeye karar verdiyse orada bir faul yok mu o zaman? O zaman sarı kart vermesi lazım. Devam ettirdiyse. Ya düşebilirsin de. Yani karşılıklı. Çünkü öncesinde de Boya'yı biraz arkadan topu almaya çalışırken oyuncuya yani Boya'ya yapılan hareketin benzerini Boya da yapıyor öncesinde. Yani karşılıklı ikili mücadele birbirlerine vurdular. Sonunda Boya düştü. Devam. Yani diye bir şey olabilir. Aslında içerisinde düştüğünü anladı ama bunun penaltıya sebebiyet verecek bir şey olmadığını düşündü. Bence öyle. Ama orada el gidiyor falan yani anlatabildim mi? Yani penaltı olduğunu düşündüğü için değil %99. Yani sarı kart vermek istiyordu. İyice tribünlere yıkmayayım aşağı diye vazgeçti. Yani bu zayıf ilişki kurmak işte bu. Şey değil. Kendilerine dürüst değiller. Ne gibi? Ya bu kendilerine dürüst olmak. Sarı kart mı bu? Git sarı kartını göster abi. Sen orada dönüyorsa kafada tilkiler kuyruğu birbirine değmeden olmaz. Ama zaten bu ülkede başka türlü hakemlik de yapılmaz. Çünkü herkes en çok hakeme bakıyor. Çok doğal rakip hakem. Mesela bu hafta 3 maçtan sonra aynı açıklama yapıldı. Ömer Erdoğan söyledi, Okan Buruk söyledi, Ali Koç söyledi. Ömer Erdoğan... Kusura bakmasın. Yok şunu söyleyeceğim. Oyunu çok yavaşlatıyor hakemler diye. Kendileri yavaşlatmıyor mu? Yat oğlum yat. Yok mu yani? Yani herkes sanki oyunun durmasından şikayetçi ama hızlandırmak için kimsenin de ekstra bir çabası yok. Yok. Yani bu topyekün bir karardır. Bunu ben senelerce anlattım. Hep beraber bir araya gelirsin. Kardeşim oyuncularınızı buna göre planlayın. Biz bunları artık çalmayacağız. Siz de itiraz etmeyin. İtiraz ettiğiniz zaman kart görürsünüz. Hep beraber biz bunu yükselteceğiz. Yani şimdi bu kararlar verilir. Hep beraber verilir. Olaylarda da bu kararlar verilir. Şimdi Ankara Gücü Beşiktaş maçında olan olayla ilgili herkesin aynı şeyi söylemesi lazım. Herkesin çıkıp şunu söylemesi lazım. Abicim birisi sahaya atlamıştır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Bu adam ömür boyu sahaya giremeyecektir. Bitti. Bu kadar. Siz öyle yapmıştınız, biz böyle yapmıştık, o öyle yapmış dediğin anda cemaatleşiyor herkes. Camia olmaktan çıkıyorsun. Cemaatleşiyorsun, içine kapanıyorsun. Biz hatasızız diyorsun. Biz hatasızız abi. Biz hata yapmayız. Halbuki bir araya gelip, herkes bir araya gelip olay çıkaranı dışarı atması lazım. Bizde bu olmuyor. İngiltere bu duruma Hazel'den geldi. O gün onlar da şey diyebilirdi. İtalyanlar tarih gitmiş bizim çocukları canım. Diyebilirdi yani. Biz de yapalım. Biz olsak derdik. İsviçre maçından sonra kendimizle yüzleşebildik mi? Yüzleşebildik mi? Hayır. Yüzleşebildik. Yüzleşemezsen, hep beraber oturup bir karar vermezsen, abicim biz sahada kendi oyuncumuzun da dahi yatıp zaman geçirmesini kabul etmeyeceğiz demezsen, böyle oluyor. İşte geç tweet attım, en sevdiğim spor Premier Lig diye. Başka spor oluyor, sen de buraya gidiyorsun. Bu şimdi Ömer Erdoğan'ın söyledikleri laf mı ya? Oğuzhan özelinde söyledikleri mi? Ya olacak iş mi yani? Şimdi böyle olduğu zaman bütün Ankara güçleri suçlu pozisyonuna sokuyorsun. Olabilir mi? Orada bir kişi atladı. Herkes gayet güzel maçını izledi. Tabii ki sert davranacaksın rakibe karşı. Kurallar içinde. Olağanüstü bir zemin hariç olağanüstü bir ortam var. Orada top oynamak keyif. Hani barda su atıldı mı atıldı falan onları bir kenara bırakıyorum atanları. Kim attıysa onları dışarı at. Geçen sene Ersin'in kafasına para atıldı. Evet. Kimsenin sesi çıktı mı? Çıkmadı. Hiç çıkmadı. Şimdi çıkıyor. O gün çıkmazsa bu oluyor işte. Yani eğer yılanın başı küçükken ezmezsen biz bu pasolikleri niye aldık ya? Birilerin zengin. 7 yaşındaki çocuğa pasolik'i niye aldırdın? 7 yaşında çocuk pasolik alıyor. Niye? Hiçbir fikrim yok. Yok. Peki şunu, o arkadaş atlıyor aşağı. Ya orada güvenlikler niye sahaya bakıyor? Senin işin oraya bakmak değil mi? Sen maç seyretmeye mi geldin enişte? Katılıyorum ama ben güvenliklere de çok fazla suç bulunmasını doğru buluyorum. Kime suç bulmayacağız abi? Onu bulma, bunu bulma. Sana bir görev verilmiş, yap bunu. Ama yani zaten bence insanların aldıkları para belli ve orada çok büyük bir fiziksel yeterliliğe bakıldığını düşünmüyorum özel güvenlikle. Abi insanların aldığı paraya bakarsan Türkiye'de hiçbir iş yapılmaz. Ona da katılıyorum. Yani orada güvenliğe suçtan ziyade onun yani farklı şekilde... 599 euroya 22 gün tatil Türkiye'de tatil yapalım. Evet. Bir tane Tunusluyla karşılaştım Paris'te, Tunuslu bir hanımefendi. Ya dedi her sene dedi, biz dedi, Türkiye'ye geliyoruz diyor. Çamaşırhanede çalışıyor. 3 kişi geliyorlarmış, bir ay kalıyorlarmış. Çamaşırhanede çalışan kadın. Sen onun o tatil gününün kapısından geçemezsin. Yani o zaman hiç kimse hiçbir şey yapmasın. Yok hayır. Ya ben orada suçsuzlar tamamen demiyorum. Ama geldikleri konum ve şart bir yerden sonra onlara da çok büyük suç bulmanın doğru olacağını... Bizde güvenlik, ben güvenlik orada duran adamdan bahsetmiyorum. Güvenlik organizasyonundan bahsediyorum. Güvenlik denen şey ciddi bir organizasyondur ve organizasyonu bütün parçaları orada ne olabileceğini 2 dakika sonra ne olabileceğini bilir, ona göre pozisyon alır. Bize güvenlik denen şey de hortumlama. Yani güvenlik ihalesini yapıyorsun, o da mahalleden 30 kişi topluyor, geliyorlar orada yeleği giydin mi güvenlik oluyor. Tam olarak bunu demek istiyorum. Yani şimdi kimi suçlayacağım ben? Bu organizasyonu yapanı suçluyorum tabii. Yani orada millet dönüp böyle sahaya bakıyorsa ya olayın çıkabileceği saniye o. Zaten maç bitmiş. Beşiktaşlar seviniyor. Ankara Gücü taraftarı da her an bir problem çıkabilir. Senin o sırada pozisyonunu alman lazım. Senin o sırada alman lazım. Yoksa o güvenlik ne ki? O yelek dağıtmak mı? Yani güvenlik. Bence organizasyona göre o. O kadar. Ona benim oradaki bir tane adama 30 yaşındaki 40 yaşındaki neyse ikinci iş olarak oraya gelmiş büyük ihtimalle, evet, o adama niye kızayım? Ben oğlum kimse, organizasyon sorumlusu o. Ve iş bittikten sonra da herkes yok esasında o yaptı, biz yapmadık, esasında o yaptı. Ya hiçbirisi yapmadı. Güvenlikte problem var, atlayanda problem var. Başka kimsede problem yok. Bunun Ankara Gücü'yle bir alakası yok. Oğuzhan'la da alakası yok. Ya Oğuzhan bir şey yaptıysa onun cezasını verirsin. Ama onlar söz. Sözle biz fiziksel eylemi birbirine karıştırıyoruz. Bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Ben sana en ağır şeyleri söylesem bir şey olur. Ama burnunun üzerine bir tane vursam başka bir şey olur. İkisi birbirinin aynısı değil. Anlatabildim mi? Evet. Bunlar aynı şeyler değil. Ama o da öyle yaptı. O bir şey yapmadı. Laf söyledi. Ya biz de hatayı kabullenmekten ziyade sen de bunu yaptın. Cemaatleşiyoruz abi. Kapatıyoruz. Yani cemaat olmakla camia olmak arasında bir fark var. Camia olduğun zaman bireyler bir organizasyon oluşturur. Bireyler bir organizasyon oluşturur ve orada hukuk üstündür. Bir problem çıktığı zaman, aa burada bir problem olmuş, bu adam problemli, biz bunu atıyoruz, hukuka veriyoruz dersin. Cemaat olduğun zaman kapanırsın, ya içinde cezalandırırsın ya saklarsın. Biz bunu tercih ediyoruz. Neden peki bunu tercih ediyoruz? Neden işimize geliyor? Daha kolay geliyor. Halbuki daha zor. Çünkü birey bayağı şeye döndü. Çünkü birey olmak kolay bir şey değil. Ve tehlikeli bir şey. Birçok insan için. Bir de kamusal alanını kullanabilmek de çok tehlikeli bir şey. Birçok insan için. Dolayısıyla bütün organizasyonları cemaatleştirmek çok işe yarar. Birileri için. Biz bu yolu seçiyoruz genelde. Bu problem. Futbola dönelim. Her ne kadar zor olmak şartıyla da. Biraz hakemden bahsettik. Saha içine gelmek gerekirse de en popüler gündem Kerem'in performansıydı. Okan Hoca da maçtan sonra biraz değindi bu performansa. Hani onun oyunundan ben de sorumluyum dedi. Ki ben de biraz katılıyorum. Yani Kerem'in bu sezon düşük performans göstermesinin tek sebebi Kerem ya da kişisel yeteneklerinden ziyade kullanıldığı rolde biraz bence. Olabilir. Kimlerle, hangi bağlantılarla oynuyor? Şimdi birkaç tane şey var. Bir, şimdi Galatasaray'ı kutlamak lazım. Hakikaten yürek koydular. İbrahim Kutlay'ın da kulaklarını çınlatayım burada. Çok doğru söyledi. Ergen Ataman ya konsepti, konteksti anlamadı, bağlama anlamadı ya da klasik uyguladığı bir konsolidasyon taktiği vardır onun hemen. Hemen bir düşman yarat. Orada çocuklar bir araya gelsin falan. Ergin Hocam kusura bakma da sen madalya alacağım diye çıktın yola. Yani ben demedim bu takım madalya alır diye. Sen mesela az önce kurduğun cümle, yani bir düşman yarat sözü. Yani kulüplerin ya da ülkedeki sporcuların aslında ülkenin yaptığı şeylerin bir refleksiyonu olması. Bir tavır bu. Bir mağduriyet, düşman yarat, onun üzerine git. Bunlar bizim hemen başvurduğumuz şeyler. İlim, irfan falan değil yani. Onlar hemen. Neyse topa giremedik bir türlü. Şimdi Galatasaray'ı kutlamak lazım. Hakikaten müthiş bir reaksiyon gösterdiler. Buradan sevgili Kerem'in kendisine bir ders çıkarması lazım. Anlıyorum sıkıntılarını. Onu ayrıca konuşuruz istersen. Ama Kerem bu sezon kadro kurulurken bir numaralı silahtı. Bir numaralı silah çıktığında takım daha iyi oynuyorsa o bir numaralı silahın bir durup düşünmesi lazım. Ya burada ne oluyor abi diye. Çünkü kimler Galatasaray'dan hiç farkına varmadan paketlenip yollandı. Çok dönüm noktasında Kerem. Bir, vücut dilini değiştirmesi lazım abi. Geçen seneden beri söylüyorum, bu böyle olmaz. Yani sürekli bir mağdur, sürekli bir şey falan. Bu değişir yani. Bir oranda değişir, belli oranda. Toptan değişmez ama değişir. Bu vücut diliyle sahneye çıkılmaz. Bu sahne ya. Mutlu edeceksin insanları. Kazanırken bile çok mutlu değildi. Değil olmaz. Ya mecburiyetim var. Yani Messi'nin de böyle bir donukluğu vardır. Ama arada bir güler, bir şey yapar, bir görürsün onu. Böyle bir mağdur, sürekli bir mağdur. Bundan çık. Çık bundan. Sahneye çıkıyorsun. 45 bin kişi toplanmış. Milyonlar televizyonda. Herkes seni seviyor ve Kerem de Kerem yani. Bu vücut dili olmaz. Sen sahneye çıktın. Sen orada şeysin yani. Ne bileyim. Kim var yeni büyük şarkıcılardan. Onlardan birisin yani. Onu göster. Rain Man'sin yani. Onu göster. Bu ciddiliyle olmaz. İki, şimdi üç temel unsur üzerinden gideriz sporcuda. Taktik. Biz taktiği yanlış anlıyoruz. Diziliş zannediyoruz ama değil. Bireysel taktik diye bir şey var. Fizik. Mental. Mental patlak zaten. Yani mutsuz. Görüyorsun onu. Taktik. Her seferinde top ezme, hücumcu ezer topu. Bir şey arıyorsundur. Ezersin, kaybedersin. Olur yani, olmayacak bir şey değil. Ama her seferinde olmaz. 35 kez topla buluşmuş, 18 top kaybı var. Olmaz. Pası görmüyor. Yani kaç tane pas attı sezon başından beri gollük pas? Bir tane Ümraniye. Seferovic'e attı, bir tane Gomis'e attı. İki tane. Benim hatırladığım bu kadar. Zaten Galatasaray'ın bu üçlüyle, yani Seferovic, Yunus, Kerem, sonra Mertens girdi. Ardından da iki tane çok herkesin çok beğendiği, gene bugün tartışacağız. İki bek, uçurtma iki bek, bir asist üretebilmiş. Yani herkes Galatasaray'ın attığı gole bakıyor. Ona bakma. Bir asisti var Galatasaray'ın. 5 maçta. Şimdi burada Kerem'in üzerine bir sorumluluk alması lazım. Burada bir problem var. Kerem çıktığında takım daha iyi oynuyorsa bu sorundur. Şimdi Galatasaray'ın temel sorunu şu. İkinci yarıdaki hakikaten Antep'in de tabii lakayt, disiplinsiz ve saçma oyunu bir kenara. Hakikaten yani bu kadar lakayt takım. Erol Hoca'ya mesela, Erol Hoca ile ilgili en büyük eleştirim ben şu. Erol Hoca'ya bir soru sorduğun zaman takıma sirayet etmiş o biraz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Fenerbahçe'nin başına geçtiği zaman bizi der ağzına çağırdılar. Bir sohbet toplantısına gelmek ister misiniz diye. Ben de keyifle dedim. Erol Hoca'nın çünkü hocalığını ilerleyebilecek, beğeniyorum yani. Bir yere gidebilir. Hocaya bir soru soruyorsun. Hoca şöyle bir ya 2-3 ya. Ya hoca dedim yani kusura bakma hani Türkçeyse konu. You know me, I know you yani. Yani hani böyle bir sorduğun soruyla dalga geçiyor falan. Sürekli böyle bir garip bir hava, anladın mı? Dedim ya soru şu. Yani anlayamadın mı acaba? Çünkü şey vardır ya, bilmediğin bir lisanda birisi sana bir şey söylediği zaman ha gülersin falan. Öyle bir tavır vardır. Acaba öyle bir şey mi yani? Şimdi ikinci yarıdaki oyun çok lakayt. Yani böyle hani sürekli Galatasaray'ın oyununa gülen bir takım. Aldı, işte gördün yani ne olduğunu. Ki geçen hafta Antalya'ya tam tersini yapmışlardı. Evet. Ama orada da şansları biraz yaver gitti. Maçı seyrettim mi bilmiyorum. Seyrettim. Yani bir değişiklik var. Şimdi penaltıdan önceki pozisyonda Günay çıkıyor. Topu taça vurması gerekirken içeri vuruyor. Boey topu alıyor. İçeri atıyor. İçeride Mertens yanında Ertuğrul'la koşarken ayağını Ertuğrul'un önüne koyuyor. Ertuğrul da kayıyor. Şimdi ayakta dursa Mertens kendi kendine düşecek. Şimdi bu lakaytlik. Bu ne biliyor musun? Zaten Galatasaray bitmiş bir takım. Biz bunları yenerken ben kaç gol atarım, nasıl kendimi gösteririm falan. Galatasaray bu. O reaksiyonu gösterdi. Fazlasını gösterdi hatta. Velio'nun yaptığı golden hemen önce sağa yatırıyor, sola yatırıyor, sağa yatırıyor, sola yatırıyor. İçeride iki kişi var. Saçma sapan bir şut çekiyor. Muslera'ya o gol atacak arkadaş. Sonra dönüşte de Boey'i bırakıyor. Şimdi bunları yaparsan o lakaytlik, o hal, o disiplinsiz hal ortaya çıktığı zaman Galatasaray yener seni abi. Galatasaray boşuna Galatasaray olmadı 100 yıldır yani. Bunları yapamazsın. Ki Galatasaray'ın şöyle bir problemi var. Galatasaray'da yetenekli, taktik bilgisi yüksek, kendini ispat etmiş oyuncuların hiçbiri fizik olarak hazır değil. Hiçbiri hazır değil. Dinamik, genç, fizik olarak hazır olanların da taktik bilgisi zayıf. Şimdi bunu hoca görüyor bence, Okan Hoca. Çünkü maçtan sonra da dedi ki ya biz zor bir fikstürden geçiyoruz. İkinci yarı bu fikstür bizim için daha kolay olacak dedi. Neden? Oturur bu takım dedi. Yani herkes birbiriyle artık anlar ne olduğunu. Taktik bilgisi olanlar kenara gider, dışarı gider. Kerem için böyle bir risk var. Var yani. En iyi olabilir, dışarıda kalabilir. O oralarda yani. Bunu kendi karar verecek. Çünkü en iyi olabilir. Şimdi ben bunu düzeltirim dedi. Bundan Antep yararlanamadı. Galatasaray olağanüstü bir reaksiyon gösterdi. Buna rağmen gene asist üretemediler. Yani bir golün asistini Antep kendi kalesine yaptı. Bir golü kendi kalesine attı. Temel problemi bu. Bu da öndeki oyuncuların, Yunus ve Kerem'in taktik bilgisinin genel olarak çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bunu mutlak çalışmaları geliştirmeleri lazım. Dilersen buradan haftanın anketine geçelim. Çünkü bahsettiğin oyunculardan birisi de muhtemelen Sacha Boey'du. Tabii. Özel bir performans gösteriyorsun. Doğru. Başından bu yana. Ankette de %47 ile lider çıktı. Vegors, Joao Pedro ve Trezeguet'in önünde. Evet, tabii son maç olduğu için Galatasaraylılar daha fazla oy veriyorlar. Kabul edilebilir bir şey. Ancak buradan şimdi bir takım tam oturmamışsa ya atletler ön plana çıkar ya kavga çıkaranlar ön plana çıkar. Bir takım tam oturmuşsa, organizasyonu tam oturmuşsa bu kadar ortaya çıkmaz. Şimdi Boey ile ilgili bundan önceki hocalarının genel kanısı bu adamı atletizm takımına alın şeklinde. Yani futboldan çok atlet bu adam. Yani futbol bilgisinde çok şey yok. Çok istenen Galatasaray seviyesinde ama olağanüstü bir atlet. Yani 100 metre takımında çok iyi. Şimdi mesela bunu nasıl istatistiki olarak gösterebiliriz? Sen dün, senden rica ettim, baktın. Geçen sene neydi sen söyle? 1172 dakikada 0.81 asist beklenti. Asisti yok. Asisti yok ikisi. Asisti yok. Toplam asist beklentisi de 0.98. Evet. 2 yılda. Hı hı. Asist beklentisi 1 değil. Bir devamı olan istatistik. Kilit pasta da 12. Nasıl? Kilit pas sayısı da 12 2 sezonda. Bir de 900 dakikaya geçen 66 bek arasında asist beklentisi yaratmakta kaçıncı? 52. 52. Yani oyuncunun hücum yönü zayıf. Gelişir mi? Gelişebilir. Torrent'e göre de gelişmez. Yani Torrent'in çok mu biliyor falan diyebilirsin. Buna bir şey diyemem. Zaten Okan Hoca da başta düşünmedi. Değil mi? Dünkü oyun olağanüstü oyun. Hiç kuşku yok. Ama dünkü olağanüstü oyuna rağmen demin bahsettiğim Willian eğer o gol atsa gene Boey'nin alanından atmış olacaktı. İlk golü de yediren Boey. Yani Boey'nin defansif olarak çok ciddi problemler yarattığı açık. Yani maçın yıldızı oldu dün ama asıl işinde değil. İtiraz var mı buna? Yok ama ben Van Aanholt'un... Galatasarayların hoşuna gitmeyecek biliyorum. Van Aanholt'un varlığından dolayı Boey'nin daha oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Yunus içeride konumlandığı müddetçe Boey'nin oynaması. Şimdi ikinci yarıda şöyle bir şey yaptım. Neden dün Van Aanholt da bence Galatasaray seviyesinde yeterli bir oyuncu değil. Neden Boey'i bu kadar oynattı? Okan Buruk bir tercih yaptı. Van Aanholt'u merkeze çekti. Üçlü gibi oynadılar. Yani onu çok öne atmadı. Sen burada kal dedi. O yüzden Van Aanholt yok hücum yönünde. Biraz asimetrik oynadı. Boey'i. Şimdi Boey'i şöyle kullanabilirsin o zaman. Ya buraya arkadan destekleyecek, Boey'i önde tutacak bir oyun kurgularsın. Onun atletizmden yararlanırsın. Ama orayı iyi kullanan takımlara karşı Galatasaray sağ kanadından defansif olarak sorun yaşar. Dün bile maçın açık ara yıldız olduğu maçta bile bütün pozisyonları oradan verdi Galatasaray. Buradan dilersen o zaman Ankara Gücü Beşiktaş maçına geçelim. Geçelim. Yani zaten saha olaylarını konuştuk. Atlamak adına biraz daha düşünüyorum. Souza'nın kartına itiraz edeceğini açıkladı Beşiktaş. Şimdi Souza'nın kartına ben ilk gördüğümde evet dedim. Olabilir. Ağır çekim çok korkunç bir şey. Onu söyleyeyim. Yani ben burada ağır çekimde domates kessem cinayetten tutuklarsın beni. Yani kontağı ağır çekimde göstereceksin. Ondan sonra bir daha ağır çekim göstermeyeceksin. Kontak anını göstermek için bak burada bir kontak var göstermek istiyorsan zaten VAR da hakemler öyle gösteriyor. Yani UEFA'nın, FIFA'nın, İFAB'ın prosedürü bu. Protokolü bu. Kontağı göster sonra düzgün oynat. Souza'nınki reaksiyon. Şimdi bir adam sahaya atlar. Sana saldırır. Diyelim ki ben de burada duruyorum. Sana saldırdı. Ben gördüm. Gidip o adamı tutup uzaklaştırırsam bir şey olmuyor. Ama gidip kafasına bir tane vurursam bu kırmızı kart oluyor. Şimdi Souza vuruyor şöyle. Kabul ama o reaksiyon. Yani düşünerek yaptığı bir şey değil. O sırada adamı sökmek için vuruyor. Buna kırmızı kart çıkmaz. Zaten hakem de gördü, çıkarmadı. Sonra gidip VAR'dan bakıp aa dedi. Çıkardı. O kart iptal edilecek. Zaten onun şeyleri de başkanın, Büyükekşi'nin açıklamalarından da işte anlaşılıyor. Edilecek. Ama tabii biz oradaki problem o değil ki. Yani Souza'nın tabii ki. Biz bu olayları nasıl bitireceğiz? Bitecek mi sence bu bütün tarafların yaklaşımıyla? Yok. Hayır. Yani sonuçta bu ilk değil de son da olmayacak. Hayır, hatta bu kahramanlaştırma, yani sahaya atladın, hakemi dövdün, bilmem ne yaptın, bunları kahramanlaştırıyorsun. Sonra avukatlar gidip fotoğraf çektirip Facebook'a falan koyuyor. Yani bu kısa yoldan kahraman olma. Ya bu yapılması gerekenin tam tersi yani. Sanki yapay bir rahatsızlık gibi. Herkes şikayetçi ama kimse düzeltmek için de eline bir şey yapmıyor yani olaya. Evet, Sicilya gibi. Orada da öyledir. Evet. Herkes şikayetçidir ama ilk onlara gidersin. Doğru. Bakıyorum yani şu an saha için çok da konuşabileceğimiz bir durum sanki yok. Çünkü zaten saha kum. Saha yok aynı. Kum. Yeşil bir kumdu yani. Ayağının altından kayıyor. Dolayısıyla İsmail beni ikna ediyor artık yavaş yavaş. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili hala soru işaretleri var. Bence orada yardım almalı. Ama o seçtiği oyun çok doğru bir oyundu. Ama tabii elinde de bu imkan var yani. Şu anda ligin herhalde en iyi ikilisi Muleka Bakhurst. Evet. Ben de bir düşündüm. Yani bütün pozisyonlar için söylüyorum. Zaten o ikiliden daha fazla gol atamayan çok fazla takım var. 7-8 takım var. Bir de gole çevirme yüzdeleri çok yüksek. Yani ikili devreye girdiği zaman %80 atıyorlar herhalde. Yani Weghorst'un ceza sahası içerisindeki varlığından pozisyon yaratabiliyorsun. Doğru. Sadece. Bir Emre Ersin tartışması da döndü bu arada. Neden Emre oynadı? Benim için ya ben makul bulmuyorum. Ben bir kalecinin daha makul olduğunu düşünüyorum ama bu bir seçim. Yani nasıl Jorge Jesus'un rotasyon istiyorum ben, herkes oynayacak diyor. Bunu da makul bulmuyorum. Ama önemi var mı bunun? Adam diyor ki ben bu iki kaleciyi yarıştıracağım kardeşim. Tabii Ersin'in devre arasında satılması da söz konusu olabilir. Ona hazırlık yapılıyor da olabilir. Evet. Var mı ekleyeceğin maça dair? Çünkü epey yani üzerinden zaman geçtiği zaman onun dünya niye biz az konuştum falan diyorlar. Hani üzerine çok geçtiği zaman onun süresi biraz daha kısa oluyor. Ertesi hafta o daha uzun oluyor. Şimdi onu öyle bakın. Bir de dediğim gibi yani çok fazla sahanın dışında yaşanan olayların konuşulduğu bir maç olduğu için evet, çok da bir şey konuşmak ne yazık ki mümkün olamıyor. Doğru. Burada biraz Jesus'tan bahsettim. Fenerbahçe-Kayseri maçına geçebiliriz. Hı-hı. Dilersen ama orada da yani maçların önüne hep bir şey geçti. Burada hani saha dışı bir olay değil ama Batshuayi çok gündemde şu an. Dilersen biraz Batshuayi... Benim Batshuayi ile ilgili fikrim belli. Geçen sene hep söyledim. Yani ben son vuruşta sakin kalamadığını, çok rastgele yaptığını son vuruşları düşünüyorum. Bu sayılara da yansıyor zaten. Evet yani zaten onun üst düzey futbolda kalamayışının sebebi de bu. Yani çok defalarca hala Belçika milli takımının opsiyonu. İngiltere'de, işte Nottingham Forest'ta ciddi istedi. Ama Nottingham Forest herkesi istiyor zaten. Yani yolda senin kapının önünden gitse seni de alacak neredeyse. Herkesi saldırdılar. İstediler, iyi de teklif verdiler. Dolayısıyla potansiyeli hali yüksek ama fikrim belli. Yani Jorge Jesus dışında birisi Batshuayi'yi alsa, çağırmış olsa. Mesela İsmail Hoca şey yapalım. İsmail Hoca ben Batshuayi istiyorum dese ben burada yangın yapardım. Bu hakkaniyetli bir yaklaşım mı? Değil. Ama zaten hayatta ne öyle ki? Adamın bir planı var demek ki. Ona uygun görüyor. Orada yani Joao Pedro'nun etrafında hareketli bir adam arıyor. Bunları yaptığını biliyoruz Batshuayi'nin. Hiç kuşku yok. Ama yani son vuruşunu bu kadar rastgele yapan bir oyuncuyu geliştirebilir mi? Bundan fayda sağlayabilir mi? Göreceğiz. Nedir istatistikleri? Onu istiyorsan ver. Geçen sene tamam 14 gol attı. 14 gol mü attı? 14. 14 gol attı. Ama gole çevirme oranı da kaçıncı? Orada yani gol beklentisi özelinde en düşük. 1500 dakika süre alan forvetler arasında en düşüktü. Yani ürettiğinden daha az atabilmişti. Ki bu hani zaten bahsettiğin konuyla da hayli örtüşen bir nokta. Ama ben buna rağmen yani Fenerbahçe'nin şu an golcü bir yapısı var. ve goller dağılıyor. Hani farklı farklı isimlere gidiyor. Ben Beşiktaş'taki kadar çok büyük bir yük üstüne binmeyeceğini düşünüyorum. Doğru tabii. Tek santrfor orada hani kalabalığın arasında tek başına olmayacak. Ama yani benim bununla zaten orada da kendine yer açabiliyordu. Çok pozisyona giren bir oyuncu. Tabii ama şimdi orada da Raşit vardı yani. Yani Raşit kime dokunsa gol kralı yapacak neredeyse. Adam her yere atıyor topu. Fenerbahçe'de öyle bir oyuncu yok ki. Yani Fenerbahçe'nin avantajı var, dezavantajları var. Yani geçen sene hafta söylediğimi tekrar edeyim. Yani Weghorst geçen sene takımına olsaydı muhtemelen Sergen Hoca devam ediyordu. Yani geçen sene Sergen Hoca'nın koptuğu yer Batshuayi oldu. Ama yani Şampiyonlar Ligi ile beraber tabii. Ama bu tekrar ediyorum. Yani Jesus istiyorsa, benim istediğim oyuncu bu diyorsa benim için söyleyecek bir şey yok. Göreceğiz o zaman. Haklı olmalı. Yani Maxi Gomez'le ilgili Ali Koç'un açıklamaları vardı. Evet. Ya Maxi Gomez'le Fenerbahçe'nin anlaştığını ama son anda vazgeçtiği zaten açık, aşikar. Umuyorum Trabzonspor'un ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir oyuncu olabilir. Onun da golü düşük. İspanya'da bu kadar az gol atmak da bir soru işareti yaratıyor ama görürüz. Yani herhalde Abdullah Hoca seyretmiştir. Kendisi tercih etmiştir. Ona bakmak lazım biraz. Yani hocalar ne istiyor? Biz çok hemen itiraz ediyoruz. Ama kendini ispat eden hocalara da işte bak ben de meslekte olgunlaşıyorum demek ki. Biraz zaman tanımak lazım. Hemen itiraz ederdim eskiden olsa. Bir de bence artık Türkiye'ye gelen forvetlerin geçmiş performanslarını konuşmak çok sağlıklı olmayabilir yani. Evet. Sörloth, Cornelius. Doğru ama biz burada test ettiğimiz için Batshuayi. Bir de yani İnönü'de çok ciddi reaksiyon oldu. Evet. Adama yani o herkesin kafasında onlar. Tabii bu böyle. Bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. İşte ön alanda, savunmada ekstra yapılan işler, biraz farklı yapılmaya başlanan işler, işte Crespo'nun performansı vesaire. Bunlar hani çok dikkat çekici. Herkes çok mutlu oldu. Yani 72 dakika şut denemesi yapamadı. Kayseri. Yaptırmadı rakibine yani. Kayseri yapamadı. Ama benim asıl ilgimi çeken Fenerbahçe'nin denemeye başladığı bir şey. Yani geçen sene, evvelki senelerde çok görmediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe handbol gibi sağdan sola, soldan sağa top çevirir dururdu. Jorge Jesus araya top attırıyor. Yani Fenerbahçe oyuncusu bundan imtina ederdi, korkardı. Ya ben bu topu kaptırırsam ne olur? Ben yanımdakine vereyim. Yanımdakine vereyim. Yani dolayısıyla sen ne kadar sağdan sola, soldan sağa yavaş top çevirirsen rakip savunma o kadar sıkılaşıyor, sertleşiyor. Yani neredeyse bu bir artık fizik kuralı haline geldi. Ferdi'nin golü, şimdi golde Arao'nun, Pedro'nun paslaşmaları, İrfan'ın paslaşmaları herkesi şey yapan, dikkatini çeken ve çok doğal olarak çok güzel döndü. Ancak o top buraya nasıl geldi? Ferdi 4 kişinin arasından çok ince bir koridordan bütün Kayseri savunmasını alt üstten bir pas atıyor. Yani o sıkılaşmayı ortadan kaldıran Fenerbahçe'nin bu denemeleri aslında. Şimdi bunu gördük. Bunları görmeye başladık. Ya da savunmada topu aldığı zaman herhangi bir stoper. Enrique. Salahi bence. Salahi çok deniyor. Perez deniyor. Araya ince koridorlara top atıyorlar. Şimdi bu birkaç şey gerektiriyor aslında. Öndekilerin kendilerini göstermesi. Pasın şekli. Bak bu pasların şekline bak. Bence burada bir gelişme var. Buna çalışılıyor. Bizdeki en büyük problemler, en ifrit olduğum şeylerden biri. Paslar şöyle gider ya hep. Bir falsolu. İngiltere'de bak ip gibi gider. İp gibi. Özellikle savunmacıların attığı toplar. Tabii ki ona uygun zemin lazım. Vesaire vesaire. O paslar daha fazla atılıyor Fenerbahçe'de. Çok kilit işler onlar. Çok alan kat eden ve rakip savunmayı çok zorlayan işler. Çünkü sen onu yapmaya başladığın zaman pas koridoru kapatma konusunda rakibi başka şeylere itiyorsun. Planın dışına çıkarıyorsun. Yani adam bir planla gelmiş oraya. Sen o pasları atmaya başladığın zaman o planın dışına çıkıyor rakip. Rakip savunmaları biz açmakta zorluk çekiyoruz falan var ya. Esasen zorluk çektiğin şey bu. Adamı planın dışına çıkaramamak. Yoksa yani rakip savunmayı kurdun. O zaman git bakayım hadi Liverpool'a karşı kur. Kur hadi. Niye yapmıyorsun onu? Şey deniyor ya bize. Çok savunma oynuyorlar kardeşim. Tamam. Gidelim hadi yapalım. Niye yapamıyoruz? Çünkü senin ezberinin dışına çıkarıyor. Jorge Jesus'un bence farkı bu. Böyle bir fark yarattı. Yani mesela ben İsmail Kartal'ın gönderilmesi bence saçma. Ben göndermezdim. Ama İsmail Hoca'da mesela bu yoktu. Ya o sanki var olanı biraz daha iyi. Çok iyi yaptı. Yani o konsolide etti takımı. Dedi ki ben bu 12 kişiyle oynayacağım. Bu oyun ezberi var. Türkiye standartlarında böyle oynanır bu oyun. Şahane bir hale getirdi. Hiç. Emre Hoca için de aynı şey geçerli. Ama burada Jorge Jesus başka bir şey geliştirmeye çalışıyor. Bunu uzun süredir görmüyorduk ya. Heyecanlandırdı beni. Şimdi Valerien İsmail için de biliyorsun tek planı var bu adamın. Bu benim canımı sıkıyor diyordum. Ama şimdi istediği kadro kurulunca o böyle detayları görmek mutlu ediyor beni. Detayda gelişimleri görmek. Evet. Bir de ne olursa olsun hani İsmail penceresinden bakınca da farklı bir oyunu, hani tamamen yoğunluk ve pres talep eden bir oyunu büyük takımda izlemek de bence gelecek adına şekillendirici olabilir. Ama orada da biraz bir değişiklik var. Ne gibi? Ya biraz daha denge oyununa döndü. Zaman zaman dönüyor. Ya Valerien. Şöyle deniyordu hoca ile ilgili. Çok fazla fikrine aşık. Evet. Biraz sanki onu ben de esnettiğini dörtlüye biraz dönme. Ben dörtlü üçlünün çok fark ettiğini düşünmemekle birlikte. Evet, onda bir esneme. Ama belki de hani kadroyu yaptıktan sonra o şeye başlığa geçti. Olabilir. Bu da sonuçta olabilir. Zaten hayatta kalmak için, yani daha doğrusu iyi oyun oynamak için biraz hayatta kalmak gerekiyor. Doğru. Buralarda. Doğru. Onu gösteriyorlar. Pres dedik. Çağdaş Hoca'nın mesela bir açıklaması var. Ha evet, bu güzel hatırlattın. Teşekkür ederim. Maçtan sonra dedi ki ben hata yaptım. Üstüme alıyorum. Hata yapamıyorum. Bence öyle değil. Bir daha seyrettiğinde hata yapmış olduğunu düşünmeyecek. Neden? Hani şey dedi, açıklamayı da söyleyeyim. Birebir savunma yaptım ben hep teknik direktörlük kariyerimde. Önde büyük bastım. Maçlarda. İlk kez burada birebir yapmadım dedi. Bence doğrusunu yaptı. Ama Fenerbahçe kırdı. Yani eğer çoğunlukla yaptığı şeyi bu kadroyla yapmış olsaydı daha korkunç bir yenilgiye uğrayabilirdi. Yani teoride belki doğru yapmış olabilir ama pratikte uygulayamadığını gördük. Şunun için söylüyorum. Çünkü tahtası kapalı. Adam beyin sarsıntısı geçiren adamı 45 dakika sahada tutmak zorunda kaldı. Sen onu açık alanda bırakamazsın. Yani bu Fenerbahçe kadrosuna, King'in Pedro ile beraber olduğu Fenerbahçe kadrosuna savunmanın önünde kuramazsın abi. Paralarlar seni. Bence doğrusunu yaptı. Ve bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe muhtemelen rakiplerine en çok ofsayta düşüren takım. Yani geçen hafta ilk yarıda Konya'yı 8 defa ofsayta düşürdüler. Birisi çalınmadı. Şey oldu. Hakem avantajı oynattı. Bu hafta 6 kez. Aslında planı şey olmadı değil. İşlemedi değil. Ama 6 kez ofsayta düşersen zaten kaç tane kontratak bulacaksın? Fenerbahçe savunmasını iyi kuruyor. Yani çizgiyi iyi kuruyor. Şimdi Beşiktaş'ın yediği golde Necip'i suçluyorlar. Ofsaytı bozun diye. Ya adam yapması gerekeni yapıyorsa Salih'e kız. Niye giriyorsun içeri? Adam savunmayı ofsayta düşürmüş. Yani adam bir savunma kaptanı olarak doğru duruyor. Salih ile Rozi'ye bozuyorlar. Çok basit 50 metreden atılan bir ofsaytta Fenerbahçe bunu yapıyor. Yani Konya maçında 10 kişi kaldıktan sonra buna devam etti. Devam etti. Yani bu şey eskiden bildiğimiz Özkan Sümer'in ofsayt taktiği gibi bir ofsayt taktiği değil yani. Yani hakikaten savunma disiplini çok üst düzey ve bu oyuncuların işte Enrique ile ilgili eleştiriler vesaire var ya, öyle pozisyon bile olmadı. Yani adamı eleştirebileceğim pozisyon olmadı. Bir tane Luan Perez'in avuta çıksın mı çıkmasın mı karıştırdığında zaten ilk pozisyonda oradan çıktı. Bu büyük silah. Necip'in de orada bir suçu yok. Ya ben zaten bu tarz şeylerin bir tık vurun avalıya gibi olduğunu düşünüyorum. Tabii. Hiç kuşku yok. Maalesef. Ya dün de mesela okudum bir sürü yerde. Van Aanholt hiç girmemiş ceza sahasına. Boey hep girmiş. Ya Van Aanholt'u stoper yaptı adam. Abicim yani. Ya Boey'e git dedi. Sen kal dedi. Tek asimetrik oynayacağız. Buradan gideceğiz dedi. Bir kişi eksik. Adam nasıl gitsin? İşi o. Muslera da girmedi rakip ceza sahasına. Ayıp. Ümraniye Trabzonspor'a geçiyorum. Geçelim. Arda kardeşlerim. Abi Trabzon tabii hep cuma oynadığı için onlara biraz ayıp oluyor ama. Evet. Az konuşuyoruz. Yani çünkü neredeyse yeni maçı daha yakın. Yani Arda kardeşlerin orada da damga vurduğu bir maç oldu. Ümraniyespor'un çok fazla şikayeti oldu. Haklı şikayet. Yani şimdi Abdülkerim'e yol gösterilen ikinci sarı karta bakıyorsun. Yani şimdi karşılaştırdım, bir standart arıyor insanlar doğal olarak. Ancak şunu söyleyelim. Gene Fırat'ı bugün çok andık. İFAP müdahale etmeyin demiş pozisyonlara. Bu ilginç. Yani bu VAR'la ilgili en temel problem bu. Yani VAR çok İngiliz. Çok centilmen. Bence de biz çok Türk'üz bu konuda. Türk'üz, ne yapalım canım, ne yapalım, şey mi değiştirelim? Yani şimdi İngilizlerin şeyi var ya, işte penaltı diye bir şey icat edelim demişler. Yani futbolda penaltı diye bir şey olsun. Yani bütün bu kurallar ilk günden beri yok. Eskiden olsaydı mesela 3 kişi, 2 kişi yaşandı. 3 kişiymiş. Üst direk yokmuş. Penaltı yokmuş. Sarı kart. Geri pas yokmuş. Ben sarı kart, kırmızı kartın olmadığı dönemi hatırlıyorum maalesef. Şu an düşünsene abi. Ha? Sarı kart, kırmızı kartın olmadığı dönemi. Çok zordu ya. Çık diyor, çıkmıyor adam filan. Mecbur kaldılar. İngilizler gene direndi ama. Neyse. Ne anlatıyordum ben ya? İfap ve temas dedi. Şimdi penaltı, Atilla abi çok anlatır bunu, Atilla Gökçe. Penaltı diye bir şey bulalım. Penaltı diye bir şey olsun diye tartışılıyor, tamam mı? Diyorlar ki yani nedir, nasıl bir şey? Ya işte gole giden adamı düşürürsen işte böyle bir ceza atışıyorsun. Adamlar şöyle bir itirazda bulunuyor. Bir İngiliz centilmeni niye gole giden adamı düşürsün ki? Şimdi bu hani onları yüce göstermek falan değil. Adam öyle bir aristokrat, böyle bir tavır geliştirmiş. Centilmen tavrı. Böyle olmalı. Rakip çıkarken alkışlayalım falan. Hadi canım sen de aslında. Ahmet Haşim de şey diyor mesela. Bir Alman neden ihtiyacı olmadığı için dilensin ki? Şarkıda çok vardır bu dilencilik konusu diye. Evet, olabilir. Frankfurt. Kafamı açtım. Bu program biraz öyle oldu. Dallı budaklı oldu. Şimdi bu VAR'ı da öyle konumlandırdılar. Yani hakem asıl adamdır orada. Burada bizim aradığımız şey kesin bir adalet değil. Kesin bir adaletsizliğe meydan vermemek. Anlatabildim mi? Evet. Biz bunu anlayamıyoruz. Bizim bunu anlayabiliyoruz. İngilizler de çok anlayamıyor. İngilizler de orada problem çıkıyor. Buna niye müdahale ediyorsun, buna ne etmiyorsun falan. Oturamadı iş. Yani bu ne zaman çözülecek? Ne zaman? VAR asıl hakem olduğu zaman. Yani sahadaki hakem sadece orada genel gelen kararı tebliğ eden adam olduğunda iş çözülecek. Ki teknoloji sirayet eder. Gider. Her yere gider. Bu konuyu geçelim. Zamanımız dar. Trabzonspor'un futboluyla ilgili bir şey söyleyelim. 7 oyuncu farklı geçen seneden. Türk futbolunun temel sorunu. Bir şampiyonun 7 oyuncusu değişmez. Hele Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadıktan sonra temel santrforun ve en sevilen oyunculardan biri gidiyorsa burada bu kulüp doğru yönetilmiyor demektir. Diyeceksin ki hangisi doğru yönetiliyor? Yani Trabzonspor'u mu buldun burada? Yok, şu anda Trabzonspor'u konuştuğumuz için söylüyorum. Yoksa Göztepe'de doğru yönetilmiyor. Şöyle de bir fikir var, onu söyleyeyim sana. Çok yaşlı bir kadroydu, değişmesi de doğru diyen de var. Hala o yaşlı oyunculara muhtaçsın ama. Tabii yani. Hamşiksiz olacak mı hala? Bakasetas yaşlı değil gerçi. 30 değil mi Bakasetas? Evet. Oldu mu? Visca geldiği zaman oynatmayacak mısın? Oynatacaksın. Yani oralara böyle yeni bir sürü genç oyuncu bulundu da tamam artık bunları emekli ediyoruz arkadaşlar mı durum? Değil. Değil. Öyle bir durum yok. Tabii ki değiştirirsin. Ama 7 oyuncu birden farklı olduğu zaman üzerine koyman mümkün değil ya. Yani bu iş böyle abi. Gün gün, yıl yıl değişiyor. Klopp gitti, 7. oldu, 4. oldu, 4. oldu, 2. oldu, 1. oldu. Şimdi gene klasik 7. yıl sendromuna girdi. Evet. Muhtemelen ayrılır bu sene. Çünkü 7 yıl kalıyor değil mi bütün kulüplerde? Mainz'da da öyle. Dortmund'da da öyle. Dortmund'da da 7. yılda 7. oluyor genelde. Öyle şeyler var. Üstüne koya koya gideceksin. Başka çaresi yok bunun. Şey enteresan değil mi? Trabzonspor bence geçen sezon şampiyon olurken en büyük gücünü transferleri çok erken bir şekilde tamamlamasından almıştı. Ve biz ne diyorduk? Ya bu senede 1-2 tane ekleme yapar. Sonra devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nin mental yorgunluğu olmazsa gene sürükler. Yani tabii ki transfer hep aktif bir şey. Son ana kadar bir şey olabilir ama kadronun bu kadar değişmesi ve kazanan formülü bu kadar değiştirmek bana enteresan geldi. Değiştirmek zorunda kalmak. Bu da Yani ekonomiyle mi alakalı? Çünkü yönetemiyorsun, idare ediyorsun. Yani anlık idareyle oluyor bu. Anlık. Türkiye'deki her şey gibi. Yani uzun vadeli bir plan yapmak gibi bir şey söz konusu. Anlık. Her şey anlık dönüyor. Yani hiç yoktan santrforun gitmeye karar veriyor. Muhtemelen hocayla anlaşamadığı için, oyunundan hoşlanmadığı için. Ve o santrfor elendiğin rakibine gidiyor. Ya buna izin vermemek lazım bence. Ama adam artık ben gidiyorum diyor muhtemelen. Ve hani rakibinin ilgilendiği oyuncu alıyorsun. Şimdi bu planlı bir şey değil. Böyle rastgele bu zar atıyoruz işte. Hep beraber zar atıyoruz maalesef. Ya Abdullah Avcı'nın temsil ettiği hiçbir şeyle uyuşmuyor. Biraz şey sözü aklıma geldi. Hani insanlar planlar Tanrı güler diye. Ama böyle değil. Yok bizde de şey insanlar planlar Türkiye güler gibi bir durum var sanki. İnsanlar planlamaz. Tanrı planlar. Tam tersi olabilir. Olur. Bugün böyle bir bölüm oldu. Çok acayip. Acayip seyirci kaybettik. Dur bakayım başka notumuz var mı ya? Benim yani Galatasaray'da var. Galatasaray'ın 86'dan sonra galibiyet gollerini atmış olması ilginç bir bilgi. Evet. Bir asistinin olmuş olması ilginç bir bilgi. Bu kadar herhalde. Evet. Bu yoğun programın bir de güzel ödülü var. Real forması verdik değil mi? Geçen hafta verdik. Ha. Sevgili Hakkı Kınaoğlu kazandı Real Madrid formasını. Güle güle giysin diyelim. Juventus forması veriyoruz bu sezonda. Pardon. Bu sezon Juventus formasını veriyoruz bu hafta. Sorumuz ise şu. Sizce Şampiyonlar Ligi tarihinin en dramatik elenme hikayesi nedir? Kendin ol, korkusuz ol etiketine gelen soruları Sokrates jürisi değerlendirecek. Ve elenme finalde sayılıyor mu? Tabii o da bir elenme. Çok bariz o zaman oldu. Bayern. Ondan daha acayip yok herhalde. Şu çok enteresan. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Yoktun. Küçük yok vardım canım. Küçük bir çocuktum ama. Şampiyonlar Ligi'de başlıyor bu arada. Evet. Biz yokuz ama Türk Hava Yolları var. Tabii. Tam gösteriş. Olmadın ya. Tam bize uygun bir şey. Hakemlerimiz olur mu? Umuyorum. Yani zaten vardı onu paketledik sağ olsunlar. Ama o da iyi oldu bence. Kaliteyi gösterdi. Kaliteyi gösterdi. Yok ikna edemezsin kimseyi. Edemezsin. Bitirdik mi? Böyle bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.